Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 18 Mart'ta Türkiye saatine göre sabah 10:18'de 27 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Her Dolunay farkındalık süreçlerimizi etkiler. Hayatımızda bazı sonuçlar alabiliriz. Güçlü dönüşümlerle karşılaşabiliriz. Bu Dolunay'da 2 Mart'ta doğan Balık Burcu yeni ayının dolunayı olacak. Evet, ay ışığını parlatıyor. Her şey biraz daha görünür hale geliyor. İşaretleri takip etmek gerekiyor. Başak, Merkür tarafından yönetilen toprak elementinin değişken nitelikli bir burcudur. Güneş ve ay, Balık ve Başak Burcu'nda karşıt akslarda yerleşmiş durumda. Ve Dolunay an haritasında İkizler Burcu yükseliyor. MC noktasında ise Kova Burcu var. Kova Burcu'nda da Venüs, Mars, Satürn birlikteliği var. Burada bir tabii ki gezegen gruplaşması var. Toplumsal konular, evrensel konular, tüm insanlığı etkileyen konulara daha duyarlıyız. Bunun yanı sıra özgürlükler, hak, hukuk, adalet konuları, teknoloji ve bilimsel konularda da gelişmeler ön planda. Yükselendeki ikizler haber trafiğinin artacağını, hareketli bir sürece gireceğimizi de işaret ediyor. Ama belirli konulara odaklanmakta belki zorlanabiliriz. Başak günlük hayatımızın detayları ile ilgilidir. Üretim, özellikle toprak, toprağın işlenmesi, buradan aldığımız işte tahıllar, tüm besin kaynakları ve topraktan elde ettiğimiz kaynakların üretilmesi, değerlendirilmesi, günlük hayatımıza dahil edilmesi Başak Burcu ile alakalıdır. Tam aslında ilkbaharın başladığı dönem, biliyorsunuz Mart'ın bu dönemi ve Başak hayatımızın, işte iş hayatımız, çalışma hayatımız, günlük hayatımız, alışkanlıklarımız, beslenmemiz, çalışma düzenimiz, giyim kuşamımız bile, yani günlük hayatımızın tüm detaylarıyla ilgilidir. Genel sağlığımız, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığımız ve bununla beraber iyileşme süreçlerimiz, tedaviler Başak Burcu ile alakalıdır. İş, çalışma, hizmet, eğitim süreçlerimiz yine Başak Burcu ile alakalıdır. Kişisel ve toplumsal alanlarda tüm bu konular daha fazla dikkat çekerken, hayatımızı düzenlemek isteyeceğiz. Gerekliyle gereksizi ayrıştırmak isteyeceğiz. Daha bereketli, daha fazla faydalı bir şeyleri hayata geçirmeye çalışacağız. Yani zararı azaltıp faydayı çoğaltmaya çalışacağız. Bunun için harcadığımız emek, harcadığımız para, elimizdeki değerler, her bir şeyi dengeli bir şekilde kullanmamız ve en iyi sonucu almaya çalışacağız. Başak mükemmelleştirmek ister, düzen kurmak ister. Bu yüzden detaylara dikkat etmemiz, muhasebe yapmamız, hayatımızda bizim için yararlıyla yararsızı ayrıştırmamız önemli hale gelecek. Bunu hem iş hayatımızda, hem genel sağlığımızla ilgili alanda, hem tabii ki günlük hayatımızın, yaşamımızın genel konforu ile ilgili alanlarda gündeme alabiliriz. Zaten Başak Dolunay'ında tüm evrensel anlamda sağlık konuları ön plana çıkacak ve pandemi ve pandeminin süreciyle de ilgili tabii ki önemli kararlar alınabilir. Artık hayatımızda da bazı güçlü dönüşümler meydana gelebilir. Zaten Plüton'un Dolunay'la yapacağı üçgen açı ve ay düğümlerinin yapacağı üçgen açı hayatımızda uzun vadeli düzenlemeler konusunda daha istikrarlı bir sürece gireceğimizi işaret ediyor. Bunlar günlük hayatımızdaki kısıtlamalar, pandeminin nedeniyle yapılan hani iş ve çalışma hayatındaki düzenlemeler olabilir, beslenmemizde ve tedavi, sağlık sektöründeki konular olabilir. Tüm buralarda artık bazı dönüşümlerle karşılaşacağımızı, farkındalıklarla karşılaşacağımızı da işaret ediyor. Kimler daha fazla etkilenecek? Tabii ki değişken burçlar daha fazla etkilenecek. Özellikle Başak burçları, Balık burçları, ikizler ve Yay burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunaydan güçlü etkiler alabilirsiniz. Özellikle 25-30 derece arasını değerlendirmenizi öneririm. Sizin için çok daha etkili, çok daha belirgin sonuçlar meydana gelebilir. Dolunayın yönetici gezegeni Merkür. Yükselen ikizler olduğu için yine Merkür burada daha güçleniyor ve Balık burcunda Merkür 11. evde yerleşmiş. Yanında Jüpiter var. Neptün'le Güneş zaten Balık burcunda kavuşuyor. Daha duyarlı, daha hassas olduğumuz bir dönemdeyiz aslında. Hem kişisel hayatlarımız hem toplumsal alanlarda, kolektif alanda olup bitenlerle ilgiliyiz. Empati yapabileceğimiz, yardımlaşma temalarının öne çıktığı bir dönemdeyiz. Evet, savaş enerjilerinin dünyada güçlenmesi, savaş nedeniyle şu anda tüm dünya kamuoyunun gözün önünde bunu izlediği için olup bitenler daha dikkat çekici bir halde. Ve burada tabii ki yardıma ihtiyacı olan kişiler,
İşte evlerini, yurtlarını bırakıp gitmek zorunda olan göçmenler daha fazla dikkat çekiyor ve bu aslında vicdani konulara işaret ederken herkesi biraz daha empati yapmaya davet ediyor ve yardımlaşma temalarını özellikle ön plana çıkarıyor. İyileştirmeler, işte ihtiyacı olan kişilerle ilgilenme söz konusu. Burada tabii ki daha fazla insani grupların bir araya gelmesi, organizasyonların olması, belki biraz daha o toplumsal hareketliliğin artması söz konusu. MC'de Kova burcunun olması, Venüs'ün, Mars'ın, Satürn'ün de Kova burcunda olması özellikle toplumsal konularda duyarlılığı, hareketliliği ve grup etkileşimlerini, insani evrensel konuları çok fazla vurguluyor, burada ön plana çıkarıyor. Evet, şimdi kişisel haritalarınıza göre, özellikle yükselen burçlarınıza göre bu dolunay sizin nasıl etkiler, kısa kısa değinmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Başak dolunayı 6. evinizde meydana geliyor. Günlük hayatınız, iş hayatınız, beslenmeniz, çalışma düzeniniz, tüm buraları gözden geçirip şöyle bir düzenlemeniz gerekiyor. Bu dolunay işe ihtiyacı olan koçlarımıza evet mesleki konularda destek olabilir. Şu ana kadar yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bazı farkındalıklar olabilir. Sağlığınızla ilgili bir sorun varsa bunun tedavisi, yaşam kalitenizi arttırmanız ve bununla ilgili şifa arayışlarınızla da ilgili önemli dönüşümler olabilir. Beslenme düzeninizde, çalışma düzeninizde önemli farkındalıklar ve tabii ki vereceğiniz bazı yeni kararlar olabilir. Evcil hayvanlarınız, sizin genel sağlığınız, yaşam alanlarınızın düzenlenmesi, konforu, iş ve mesleki alanlardaki çabalarınız ve bunların sonuçlarını bu dolunayda alabilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Başak dolunayı 5. evinizde olacak. Sizin için aslında keyifli bir dolunay. Daha duygusal, daha romantik, eğlenceli, yaratıcı süreçlere işaret ediyor. Bu dolunayla aşk hayatınızda gündemler olabilir. Çocuklarla ilgili hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak, hamilelik gibi konular devrede. Veya çocuklarınızın eğitimi, onlarla ilgili hedefleriniz var. Hani çocuklarla ilgili belirgin bir şeyler ortaya çıkabilir. Yaratıcı olarak kendinizi ifade edeceğiniz sanatsal faaliyetler, hobiler, ön planda belki buralarda daha istikrarlı bazı çalışma programları içerisinde olabilirsiniz. Toplumsal hareketlilik artıyor. Dolunayla beraber sizi eğlendirecek, size keyif verecek ortamlara dahil olmanız mümkün. Gruplar içerisinde yer almanız mümkün görünüyor. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, etki alan burçlardansınız. En güçlü etkiyi alanlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bu etkiler artacaktır. Başak dolunayı sizin 4. evinizde. Ev, yuva alanları, aile konuları, gelecekle ilgili hedefleriniz, kariyer, toplumdaki statünüz falan, buralarda bazı güçlü dönüşümler var. Tabii ki yer değişimleri, taşınmalar, emlak alma, satma, ailevi konularda, ebeveynlerle ilgili konularda gündemleriniz de olabilir. Biraz daha burada hayalleriniz, idealleriniz, kariyer ve geleceğinizle ilgili konulara odaklanıyor. Bununla beraber belki yaşadığınız mekanlarda, genel düzeninizde, hayat düzeninizde değişimler olması gerekecek. Yani bir taşınma olabilir, yer değişikliği, görev değişimleri olabilir mesela. Ya da evlilikle, ilişkilerle bağlantılı da bu güçlü dönüşümler, değişimler hayatınıza girebilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Başak Dolunay'ı 3. evinizde olacak. Fikirleriniz, hayata bakışınız, düşünceleriniz olgunlaşıyor. Bu dolunayla beraber iş ve ticari konularda bazı kararlar verebilirsiniz. Bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Özellikle yakınlarınızdaki kişiler, kardeşler, komşular, uzaklarda yaşayan akrabalarınız, onlarla ilişkiler, iletişimler artarken belki hani bazı sorunları çözmek için biraz çaba göstereceksiniz. Yardımlaşma temaları öne çıkabilir. Eğitim hayatınızla ilgili bazı çabalarınız var. Bunlar eğitimle ilgili bir seyahat ya da iş hayatınız, mesleki konularla ilgili bir seyahat gündeme gelebilir ya da mesleki bir eğitime katılabilirsiniz. Kişisel becerilerinizi arttırmak için veya daha önceden yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz. Biraz kardeşlerle ilgili konular da gündeminizde olacak gibi görünüyor. Özellikle bu dolunayı ve dolunayı takip eden 2 hafta içerisinde. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, dolunay 2. evinizde
para evinizde, kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili konularda bir düzenleme dönemindesiniz. Belki şöyle bir muhasebe yapacaksınız. Ne kazanıyorum, ne harcıyorum, ne kadar gelire ihtiyacım var. Gereksiz harcamaları hayatınızdan çıkarabilir, bütçenizi düzenleyebilirsiniz. İşe ihtiyacınız var, yeni kazanç yollarını araştırabilirsiniz ve tabii ki bunları bulma imkanınız da var. Bir kazanç elde etmeniz, bazı becerilerinizi, yeteneklerinizi değerlendirerek gelir elde etmeniz, tüm bunlar bu dolunayla beraber gündeme gelebilir. Bazı ihtiyaçlarınız olabilir, alışverişler gündeme gelebilir. Bunun için gerekli parayı, kaynakları bulmanız gerekebilir ve bazı çözüm yolları da bu dolunayla beraber yine ortaya çıkabilir. Ve sevgili Başaklar, yükselen burcu Başak olanlar, sizin dolunayınız sizin için çok önemli bir dönem. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz Başak burcunun 27 derecesinde ise tabii ki çok güçlü etkiler alıyorsunuz. İlişki dinamiklerinize de önemli etkiler var. Bunlar hani beraber çalıştığınız kişiler olabilir, ortaklı işleriniz olabilir, mesleki konular ya da eşinizle ilgili konular, evlilik temaları olabilir. Eşinizin sağlığı, eşinizin iş hayatı gibi konular olabilir. Buralarda bazı farkındalıklar var, düzenlemeler var. Artık ne gerekli ne gereksiz bir ayrıştıracaksınız. İyileştirmeler için, ilişkilerinizi şifalandırmak için bu kararları vermeniz gerekiyor. Bedensel olarak kendinizle de ilgileneceğiniz bir dönem. Bir sağlık sorununuz varsa tabii ki tedaviler olabilir. Günlük düzeninizi değiştirebilirsiniz. Beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaların karşılığını alabilirsiniz. Daha önce harcadığınız emeklerin karşılığını almanız, başkaları tarafından fark edilmeniz, dikkat çekmeniz mümkün görünüyor. Bazı yer değişiklikleri de olabilir hayatınızda. Bunlar ilişki dinamiklerinizle de evlilik gibi konularla da ilgili olabilir tabii ki sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Başak Dolunay'ı 12. evinize aydınlatıyor. İçe döndüğünüz, biraz hani kendinizle ilgilendiğiniz, manevi konulara odaklandığınız bir süreçtesiniz. Sağlığınıza önem vermeniz gerekiyor. Belki bir sağlık sorununuz var, onun için tedaviye başlayabilirsiniz. Uzun vadeli yaşam düzeniniz, çalışma düzeniniz, beslenme düzeninizde değişimler olabilir. Ya da bir ilaç tedavisine başlayabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla da ilgilenmeniz gereken bir dönem olabilir. Hayatınızda ne gerekiyor, ne gereksiz. Bunları ayrıştırma dönemi. Tabii ki zararlı alışkanlıklarınız varsa, bağımlılıklarınız varsa bunlardan kurtulmak için de çok bu dolunay olumlu etkiler verebilir size. Şifa elde etmek ve yaşam kalitenizi arttırmak için gereksizleri hayatınızdan çıkarabilir, zararlı alışkanlıklardan da kurtulabilirsiniz. Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Başak Dolunay'ı 11. evinize aydınlatıyor. Daha önce yaptığınız işlerin, çalışmaların sonuçlarını alabilir, önemli başarılar elde edebilirsiniz. Bazı hayallerinize kavuşmanız mümkün. Bazı projelerin sonuç vermesi mümkün. Maddi kazançlar da olabilir tabii ki bu dolunayda. Sosyal hayatınızda güçlü etkiler var. Arkadaş grupları, bazı toplumsal işlerde görevler alabilirsiniz. Grup çalışmalarına, ekip faaliyetlerine katılabilirsiniz. Evrensel konularla ilgilenebilirsiniz. Yani buralarda özellikle kalabalıklar içerisinde aktif olabileceğiniz bir dönemdesiniz. İş konularında da tabii ki başarılar söz konusu olabilir. Arkadaş ilişkilerinizde bazı yakın arkadaşlıklar olabilir ya da ait olduğunuz sosyal gruplar içerisindeki ilişkileriniz olabilir. Bunları gözden geçirip düzenleyebilirsiniz. Belki bazı ilişkileriniz sizin için çok gerekli değildir. Yani gerekli ilişkiler, gereksiz ilişkiler, bunları bir ayrıştırmanız, buralarda bir düzene ihtiyaç duymanız da mümkün görünüyor. Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, en önemli etkiyi alan burçlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok güçlü olacaktır. Kariyer hayatınız, toplumdan beklentileriniz, toplumdaki statünüz, gelecekle ilgili konular, hedefleriniz, tüm bunlar gündeme geliyor. Tabii ki iş konuları, hizmet konuları ön planda. Bu dolunayla beraber görev değişimleri olabilir, bir işe başlayabilirsiniz, iş değişimi, yer değişimi olabilir, kendi işinizi kurabilirsiniz veya işte emekli olabilirsiniz. Maddi konularda da uzun vadeli hedefleriniz var. Bunun için tabii ki uzun vadeli kariyer planlamaları var. Dolayısıyla işe ihtiyacı olanlar ya da iş değişimi yapmak isteyen yaylar için önemli bir dolunay bu. Emeklerinizin karşılığında alabileceğiniz bir dönem ve güçlü başarılar da söz konusu olabilir tabii ki. Yani özellikle statünüzde, toplumdaki statünüzde, kariyerinizde bazı başarılar elde etmeniz, dikkat çekmeniz
hatta ün, şöhret, başarı gibi konularda da sizi etkileyebilecek önemli bir dolunay döngüsünde olduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Başak Dolunayı 9. evinizi aydınlatıyor. Hayata bakışınız biraz daha bu dönemde daha ruhsal, daha kabulleniş içerisinde olabilir. Sezgileriniz güçleniyor. İlham akışı artıyor. Manevi konulara ilgilenebilirsiniz. Yolculuklar var, eğitim için, iş için veya hani böyle hani daha ruhsal yolculuklar olabilir ya da keyif için yapılacak tatiller, yolculuklar olabilir. Hani bunları yapabilirsiniz ya da planlayabilirsiniz. İletişim trafiği artıyor. Özellikle uzaklarda yaşayan kişilerle, akrabalarınızla, yakınlarınızla haberleşmeniz, iletişim kurmanız mümkün. Sosyal medya, internet, dijital platformlarda işinizle ilgili etkileşimler var veya bir online eğitime katılabilirsiniz. Yani eğitimle ilgili konularda da burada aktif olabilirsiniz. Hukuksal konularda hedefleriniz varsa, hani bir davanın sonuçlanması, bir mahkemenin bitmesi gibi, buralarda da bu dolunay önemli sonuçlar getirebilir size. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Başak Dolunayı 8. evinizde. Para konuları, finans konuları ama daha çok hisseli paralar, eşinizin kaynakları, işbirlikleri, belki bir kredi konusu var gündeminizde, bir borç ödeme, borçlanma konusu ya da bir vergi, işte hisseli para dedik, bir miras olabilir, nafaka, tazminat gibi bir konu olabilir. Hani buralarda bir sonuç alma dönemindesiniz. Belki bir süredir uğraşıyorsunuz, bu artık sonuç veriyor, sonuçlarını alıyorsunuz. Yaptığınız yatırımların karşılıklarını da alabilirsiniz. Eşinizin kaynakları ve parasal konularında değişimler olabilir. Yani eşiniz işe girebilir, kazanç elde etmeye başlayabilir örneğin. Ya da siz bir vergi sorununu çözümleyebilirsiniz ya da beklediğiniz bir kredi belki bu dolunayda gelebilir. Bununla ilgili gelişmeler, özellikle maddi konularda dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Ve sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar, sizin için çok önemli bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa çok güçlü etkiler alıyorsunuz. Zaten yönetici gezegen Merkür de burcunuzda, Jüpiter burcunuzda, Neptün'le Güneş kavuşuyor. Duyarlılığınız, hassasiyetiniz çok güçlü. Yüksek ilhamlar alıyorsunuz. Vizyonlarınız yani şu dönem büyük vizyonlar oluşturabilirsiniz. Hayal gücünüz de çok güçlü. Ama hayaller arasında kaybolmayın. Daha gerçekçi olmaya dikkat edin. Özellikle ilişki dinamiklerinizde önemli aydınlanmalar var. Evlilik kararları olabilir tabii ki. İşbirliklerinde belki bazı beklentileriniz var. Süregelen evlilikleriniz, eşinizle ilişki dinamiklerinde de bazı dönüşümler olabilir. Veya eşinizle birlikte önemli kararlar da alabilirsiniz bu dolunayla beraber. Parasal konular olabilir, iş, özellikle çalışma ortamınızda, mesleki konularda olabilir bunlar. Bir dönüşüm dönemindesiniz. Daha önce yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin de karşılığını alabilirsiniz. İlişkilerinizden destek alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Eğer sorunlu ilişkileriniz varsa belki bazı ilişkilerini hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Hayatınızı bu anlamda bir düzenlemeniz gerekiyor. Ya da bazı ilişkilerin hayatınızda sorumluluğunu almanız gerekiyor. Bu konularda da önemli farkındalıkların ortaya çıkabileceği, dönüşümlerle karşılaşabileceğiniz yine sizin için çok önemli bir dolunay olacaktır sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri
tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.